rápido. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun şu anda? Yağları alıyorsun. Sağ ol abi. Ne yapalım? Alacak yerini alıyoruz işte. Öyle mi? Başka şey, şansımız yok. Nereden alacak mısınız? Fiskobirlik'ten. Ne kadar alacağınız var? 6 milyar benim var. 9 milyar babamın var. 15 milyar. Nereden alacaksın? İsim, soy isim? Mahmut Gül, Yaraşlı köyünden. Anladın abi, yine Yaraşlı köyünden. Tamam. Böyle alacağız mecburen. Ne yapalım? Bir borç karşılığı yağ veriliyor. Bundan memnun musunuz yani? Hayır, hayır. Bizim zaten paramız sıfıra indi zaten. 2006'nın parası bu ya. 2006. Ama ne yapalım? Mecburuz. 5 liralık. Sizin de alacağınız var mı? Yok. Ya şimdi içeride ne kadar var bilemiyorum. İşte bu kadar, bundan fazla da vermiyorlar. Kaç teneke veriyorlar? O da kısıtlı yani. Kaç teneke veriyorlar? Ne kadar alırsan veriyorlar. Hepsini alıyorlar. Ama ne yapacağım bu kadar yağı? Ne yapacaksın? Yani tüm borç karşılığı yağ veriyorlar mı? Ha, veriyorlar. He. Başka ne veriyorlar? Başka daha bir şey yok. Sizin isminiz ne anacığım? Şeye, televizyona falan çıkmam ya. Çıkar. Sen çıkmazsın da sesin çıkar. Televizyona falan. İsim neydi? Tamam. Mehmet Orhan Metin Bey'imin ismi. Ben Mehmet Orhan adına. Sizin isminiz? Hamide. Hamide. Ya bu kadar, bundan fazla da vermiyorlar. Kaç teneke veriyorlar? O da kısıtlı yani. Kaç teneke veriyorlar? Ne kadar alırsan veriyorlar. Hepsini alıyorlar. Veriyorlar. Ama ne yapacağım bu kadar yağı? Ne yapacaksın? Yani tüm borç karşılığı yağ veriyorlar mı? Ha, veriyorlar. He. Başka veriyorlar. Ne veriyorlar? Başka daha bir şey yok. Sizin isminiz ne anacığım? Şeye, televizyona falan çıkmam ya. Çıkar. Sen çıkmazsın da sesin çıkar. Televizyon. Tamam. Mehmet Orhan Metin Bey'imin ismi. Mehmet Orhan adına. Sizin isminiz? Hamide. Hamide. Ne kadar diyelim alacağı var? 5 milyar. Onun karşılığında ne kadar yağ alabilir? Ya zorunluluk diye bir şey yok. Adam almıyor. Ben diyor nakit almak istiyorum. Diyor, tamam, şey almak istemiyorum diyor. Ama istediği kadar yağ alabiliyor alabiliyor mu? Alabiliyor tabii ya. Bu yağ bir yerde çıkıyorsa çapacağımı gitsem ben neden çıkacağım o yağı? Sen neden çıkacaksın? Öyle aldım ya. 24 ay şeyi var ha. 24 ay kullanma şeyi var süresi. 24 ay. Peki ben alacağım bu yağı. Ne yapacağım bu yağı? Ben bunu gemiyle bitireceğim. 2 ayda. He? Yağlı güreş. Borçları ben çekmeyen adam. Birlikler mi aldınız bunu? Evet, evet, evet. Ne karşılığı aldınız? Fındık vermiştik. Evet. Paramızı alamadık. Çek, çek, yağ çek. Aldım. Akşam izleyeceğim. Yağ aldım. Ne kadar alacağınız var? Özgür. 1 milyar 200 aldım. 1 milyar 300 bin liradan alacağım var. İnsanın sonunda vereceklerini söylediler. Ama doğru ama yanlış bilemem. Bu isim neydi sizin? Mustafa Altıntaş. Ama biz başlıyoruz. Tamam Mustafa amca. Yani... 7,5 milyardı bu para. Yağ, bisküt. Kumanya işte yedik bitti. Demek ki devlette para yok. Kalmıyor. Devlette para kalmıyor, alınıyor. Şöyle şöyle şöyle. Akşam izleyeceğim yalnız bak. Sen işin abi. Tamam, memnun musun bu çalışmalardan? Ya memnunum. Kalmadı ya, aldım. Vatandaş fındığı 3 liraya sattı. Ben 7,5 liraya, 6,5 liraya sattım o zaman. İşte parasını anca alayım. Başka yapacağım bir iş yok. Tamam. Hadi görüşürüz. Ordu'da sizden yani birkaç yıldır alacağı bulunan üreticilerin alacakları karşısında para olarak yağ ve gübre dağıtımı yapıyorsunuz. Bunu vatandaşlarla görüşmeler yaptık. Bir de sizin görüşünüzü alalım. Yani bu olay nasıl gerçekleşiyor? Ne kadar yağ veriyorsunuz? Borcu olanlar ne kadar yağ alma durumunda kalıyor? Evet.
Ben Fiskobirlik Ordu Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kurucu. Şimdi sormuş olduğunuzun cevabını vereyim. Bizim alışveriş merkezimizin satışı gerçekleşti. Bu satıştan da bizim kendimizin 2 trilyon 200 milyar borcu var Ordu Kooperatif olarak. TMO tarafından da Fiskobirlik'e 30 bin ton fındık tahsil edildi. Bu fındık da Oruçoğlu sanayinde yağ olarak işleniyor. Bu yağ da bize geliyor. Yağ ile birlikte üreticilerimize olan borcumuzu ödüyoruz. Şöyle ki bir örnek vereyim. 2,5 milyar alacağı var üreticimizin. Bunun yanında üreticimize 10 teneke yağ, yağın da bir tenekesi 18'lik 100 lira, 1 milyarlık yağ veriyoruz. 1,5 milyar da parasını ödüyoruz. Bu şekil hesabını kapatmış oluyor. Ve bu ödemelerimiz bu şekil devam edecek. Yani başladınız, yeni başladınız. Yeni başladık. Bu günlerde işte şu anda burada listemiz de var. Yapmış olduğumuz şey de şöyle de diyeyim. 82 kişi şu anda bu yağ ile birlikte ödemesini Denizbank'tan paylarına düşen parayı alıyorlar. 82 kişinin parası ödeniyor. Peki toplam borç olan üretici ne kadar? Toplam borç üreticimiz 925 kişi. Bu 925 kişinin içinde ben sana şöyle diyeyim. 10 milyarın üzerinde alacağı olan 29 kişi. 10 milyarın altında olan işte 1 milyarla 5 milyar arasında olan 360 kişi. Yani periyodik olarak bu sayısal durum böyle. Ama şu anda yaptığımız son ödemeyle birlikte 800 kişiye kadar düştü. Ve bugün itibariyle de tekrar bir liste daha tanzim ettik. Aybaşı itibariyle onların ödemesi olacak. Bir 100 kişi de öyle. Bu şöyle oluyor. Şu anda aybaşı itibariyle 700 kişiye düşmüş oluyor borç sayımız. Yani Nisan ayı sonuna kadar bitecek diyorsunuz. Evet. Ha birliğinde bize birlik yönetim kurulunda şey var. Periyodik olarak Haziran ve Temmuz sonuna kadar bu devam edecek. Ne kadar para bize tahsil ettirirlerse %40, %50 de yağ ile birlikte borcumuzu ödeyip azaltmak durumundayız. Şöyle mi diyebiliyoruz? Yani TEMO rakibiniz olan Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi'nin size vermiş olduğu fındık karşılığında aldığınız yağları vatandaşa dağıtarak borçlarınızı kapatmış oluyorsunuz. Vatandaşına derdini çözmüş oluyorsunuz. Bunu mu diyebiliriz? Evet. Bunu da bize işte devletimiz bir şeyde bulundu. Bu 1100 liradan bize yağlık fındık verdiler. Bu yağlık fındık da işleniyor bu şekil. Hem borç alsak hem de millete hizmet etmek peki, durumdayız. Başkanım Oruçoğlu'na yaptırıyorsunuz sanırım şeyde evet, Afyon'da. Peki Ordu da burada yağ fabrikaları var. Burada düşünmediniz mi yaptırmayı? Şimdi burada ihaleye girildi. Yani birlik düzeyinde ihale yapıldı. Bu ihalede ihale yoluyla biliyorsun kim daha uygun bir fiyat verirse yağın işlemesi o firmada kaldı. Ya üreticilere ne söyleyeceksiniz buradan son olarak? Ya üreticilerimize şunu söylüyoruz. Allah razı olsun. 6-7 yıldır beklediler. Biz onlara şu anda borçlu olduğumuz için hiçbir şey söylemek şansımız yok. Ama yine de Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Geliyorlar bize sağduyulu olarak. Yeter ki Fiskobirlik ayakta kalsın. Yeter ki Fiskobirlik dursun. Biz elimizden geleni yaparız diye bu şekil evet. Devam ediyor kurum. 2012 Ağustos'ta mübayeye girer, üreticilere hizmet verir, yoluna da devam eder. Tabi bu iş finansman işi, para işi. Şu anda Fiskobirlik'in ayrılan işçiler dahil belirli bir şeyde 32-33 trilyon borcu var. Peki işçi de ayırıyorsunuz başkanım bu arada. Yani onlar nasıl oluyor? Şimdi işçi şöyle, bir kadro olayı vardı. Biz 5-6 yıldır Ordu Merkez Kooperatifinde bu kadro olayını belirli bir duruma getirdik. Bu önümüzdeki günlerde de içimizde 8 tane arkadaşımızın çeşitli yerlere tayin edildi. O tayin vesilesiyle gitmek istemediler. Bu arkadaşlarımızın mağduriyeti de tabi yıllardır çalıştılar ettiler. Gönül isterdi ki emeklisini doldurup gitsin ama kurumun da durumu ortada. Ortada olduğu için de böyle bir şey, azaltma durumuna gittiler. Bunu da ben şunu söylüyorum, bir ilkokul mezunu hizmetli arkadaşımız
kıdem tazminatı tutarı 65 milyar. Bununla da ne yapıyor ayrılan? Bir de işsizlik parası ödeniyor. Bu parayla kendini idare eder, gider diyoruz. Peki maaşları ödemekte zorluk çekiyorsunuz. Bu parayı ödeyebiliyor musunuz ayrılan kişilere? Şimdi şöyle, ilk etapta %25 ödeniyor bu arkadaşların. 2 ay içinde de tazminatları ödenecek. Yani yukarıda bildiğin aldığı yönetim kurulu kararı bu. Yani... Biz de bunun takipçisiyiz. Arkadaşları mağdur etmemek için yukarıyı da sürekli uyarıyoruz. İşte önümüzdeki günlerde bunların %15 geldi ücreti. Diğerlerini de takip ediyoruz paralarını almaları için. Yani şey gibi olmasın, üretici fındığını verdi 6 sene sonra para almaya başladı. İşçileri de mağdur etme. Hayır yok yok. Yasa açık biliyorsun. İş kanunu açık yani. Onun için bu şekil şey diyor. Üreticinin şeyini de söyleyeyim ben. 2006'da biliyorsun mübareğe yapıldığında o zaman tabi birlik yönetim kurulu falan şimdi isim vermeme gerek yok. Şöyle bir şey geçti. Sen de bunu biliyorsun. Evet. Periyodik olarak dedi 3 taksitle ödeyeceğiz dedi. O dönemde biliyorsun devlet termoyu devreye sokmuştu. Piyasada fındık 2,5'tu. Devlet devreye girdi 3,800'dü. Bizim yönetim de fındık tekerden gelir işte fiskobirliğe, üreticiye hepsini verir diye 5 lira fiyat verdim. Peki doğru bir fiyat mıydı? Bence doğru değildi. Şöyle ki bunu da söyleyeyim. Daha fiskobirliğin depolarına 1 kilo fındık girmeden kiloda 1,5 lira zarar. 50 bin ton fındıkta 75 trilyon zarar. Bir de alınan şeker banktan kredi olayına girdi. Krediyle üreticiye para dağıtıldı. Bir de oradan şey oldu. Ondan sonra tutuldu. Fiskobirlik bizim elimizde yapıldı. O zaman yönetimi TMO'ya 3 liradan devretmek zorunda kaldı. Bir de öyle zarar. Atıyorum yaklaşık olarak 210 trilyon falan civarında bir borç. Bugüne gelene gelene 32-33 trilyona indi. İnşallah bu borcu da bu fındık yağı ile ilgili tabi ciddi manada da gayrimenkuller satıldı. Bunu da söylemek zorundayız. Evet. Soya sanayi gitti. Trabzon'da kampüs gitti. Giresun'un enterge tesislerinin bir kısmı satıldı. Ordu. Tuzla satıldı. Ordu gitti. Daha işte birkaç gün önce burada Güzide bir alışveriş merkezi yaptırmıştık. Biz bunu çok emek verdik. Maalesef o dönemde alınan kararlarla borçlulara ödemesi olduğu için burada satıldı. Ha bunlar iyi bir şey mi? İyi bir şey değil. Üzücü ama borcum var. Yapılacak da başka bir şey yok. Peki. Daha akıllı, daha bilinçli, dengeli hesap yapılsaydı belki fiskobirlik bu durumda olmazdı diye düşünüyorum. Peki Giresun milletvekilimiz Can Ekli fiskobirlik genel yönetim kurulu başkanına bu işten ayrılığın yönünde gazetelerde şeyler çıkıyor. Siz de okumuşsunuzdur. Yani bunlar doğru şeyler mi? Fiskobirliğe zarar verir mi? Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Valla grup başkan vekili Nurettin Can Ekli kongresinde bunları söylüyor. Ben de okudum Olay gazetesinde. İşte işçilere atamazsınız, edemezsiniz. Şunu yapamazsınız. Buradaki en büyük şey tabii bunlar vekil olarak, yöre milletvekili olarak, bakan olarak kuruma gerçekten daha özveri de sahip çıkmaları gerekir. Ha TMO tarafından bir 50 bin ton fındık şey oldu ama bu fiskobirlikte sorunu çözmüyor. Finansman sıkıntısı var. Enterge tesisleri şu anda çalışmıyor. 270 işçi var. 270 işçinin maliyeti bugün sen hesapla 3 milyardan 900 yani 1 trilyon aylık giderin var ama bir gelirin yok. Ne yani yapacak? Enterge tesislerini çalıştırsınlar. Oradaki işçiler de mağdur olmasın. Çalışsınlar. Kimse çalışmasın demiyor ki. Hatta o sıra biliyorsun bizim Birlik Yönetim Kurulu Başkanı oranın Giresun Valisi'ne gitti. Onlarla konuştular ettiler. Şöyle bir teklif de getirdiler. Efendim bunu biz tazminatlarını verelim. Askeri ücretle tekrar sizi işbaşı yapıp çalıştıralım dediler. Ha asker şeyde tazminat da yüklü bir para tutuyor. Az değil yani. Onu da şey etmedikleri için benim bilebildiğim kadarıyla buradaki arkadaşların iş hattını askıya aldılar. Ha bundan sonra bir çalışma falan olursa bunları çağıracaklar, çalıştıracaklar. Neyim? Bak ben şunu söylemek istiyorum sizin kanalınızla. Bunlar çok ciddi konular. Şimdi bundan birkaç yıl önce fındık sanayicileri fiskobirlik fındık almasın. Tamam, almadı. Fiskobirlik fındık alıyor, satıyor. Fiskobirlik fındık satmasın, stokçuluk yapsın. Satmadı, tamam. Biz iki dönemdir fındığa girmiyoruz. Şimdi fındığın akıbeti ne? Piyasada
7.5'dan 5.5'a düştü. Peki fisko birlik 2011 yılında mübayeye girmiş olsaydı, en azından 50 bin ton fındık almış olsaydı, bugün piyasada fındık bu fiyata düşer miydi? Bir de bunun hesabı yapılsın. Bence düşmezdi. Ağzında para ödeniyor. Dönüm başına. 10 dönüm üreticinin yeri var. Mesela biz de alıyoruz. 6 kardeşiz. 6 30 dönüm yer var. 6 dönüm düşüyor. Aldığımız para dönüme göre 650 lira paylaştık geçti gitti. Şimdi deniliyor ki işte 740 trilyon para dağıtılıyor. Bunun 240 trilyonu orduya giriyor. Ya bunun Allah aşkına 100-150 trilyonu bir kuruma hesaplı olarak verilseydi, fındık alınsaydı buna gerek kalır mıydı? Birlik üreticinin anası, babası, ana sigortası. Bak bugün manavlar çok zor durumdalar. Her birinin 100, 150, 200 milyar zararı var. Neye bakıyor bunlar? Neyi bekliyor? Şeyi bekliyor. Hani biliyorsun TEAMO'nun elinde bir miktar fındık var. Bu yağlı ayrısın da ondan sonra, hayır efendim, Avrupa'da da kriz var, talep yok. Talep yok. Niye? Eylül, Ekim ayında talep vardı. Aldı. Emanetçiler de fındığını verdi. O emanet fındık gitti. Yerine ulaştı. Adam şu anda diyor ki 1-2 ay diyor idare et. Nasıl olsa manavada üreticisi de bu fındığını satacak. Doğru mu? Rekolta tespitlerinin çok iyi yapılması gerekiyor. Şimdi kurumlar şey yapıyor, tespit yapıyor. Bu tespitte de işte deniliyor ki fındık 750-700. Aslında böyle bir şey yok. Ben de gittim geçen gün köye. Bir don olayından doğru bakalım diye tespite. Bu yağlı palaz dediğimiz fındıklarda gül sayımı çok düşük. Ama şey iyi, çakılak dediğimiz iyi. Ha bunun da tehlikesi var. Ne zaman? Haziran-Temmuz aylarında Allah korusun bir kurak durumu olursa tehlike olur. Ha burada ne oluyor? Gerçekten fındık üzerine üreticiye fındık konusunda sağlıklı bilgiler verilmesi gerekiyor. Ben Temmuz ayı geldiğinde yine bir açıklama yapılır edilir ama ben fisko birlik itibarını kazanması gerekiyor. Nasıl kazanır? Alır fındığı ertesi gün üreticinin parasını öder, kendini ispat eder, rüştünü ispat eder. Ondan sonra bu üretici yine buraya gelir. Ben 25 yıldır bu fisko birlikteydim. Buradan emekli oldum. Ben fabrikalarında teknik elemanlık yaptım. 10 yıldır da yönetim kurulu, yönetim kurulu başkan vekili. Son olarak da arkadaşlarla işte bir araya geldik. Şu anda da bu kurumun yönetim kurulu başkanıyım. Bu kurumun içinden gelen biriyim. Ben bir fiil fındık kırımı yaptım. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu yıl 2012'de fisko birlik mübayeye girer, rüştünü ispat eder, kendini kanıtlarsa üretici gelir yine fındığını verir. Bizim şurada 12 bin ortağımız var. 12 bin ortaktan 5 bin aktif ortak var. Bunların güncelleşti. Bak ben bir şey daha söylemek istiyorum. Ya üreticilerimiz hiç olmasa gelsin 50 kilo 100 kilo fındık versin. Ortaklığı devam etsin. Bak yasa çıktı. 4572 sayılı yasaya göre diyelim ki olur ya devlet bu sıra der ki fisko birliğe TEAMO'ya nasıl görev yetki verdiyse yetki verdim der işte mübayi benim adıma yapacaktır. Eğer bu ortaklıklar devam etmezse düşerse bir ton bak bir ton fındığın ortaklığı bugünkü fındık şartlarına göre 750 bin lira. Geleyim ben ortak olayım da fındığımı buraya vereyim derse üretici 750 bin lira ödemek zorunda kalacak. Ha biz de şunu söylüyoruz, ortaklığınız var, şeyiniz var. Gelin yine bakın edin. Tabi fisko birliğe kırgınsınız, fisko birliğe kızgınlar. Ama bunu biz yapmadık. Bu bir takım hataların yüzünden. Geçmişteki yönetimde. Geçmişteki ne sayarsan say. Bu yaptı, bu yaptı. Artık geriye dönmenin faydası yok. Bundan sonra ileriye bakacağız. Ne yapılıyorsa hep birlikte onu yapacağız. Yani üretici olarak 20-30-50 kilo bir fındık mı getirsin? Tabii canım ya getir. 100 kilo beyan ver. 50-55 kilo fındık ver. Yani kendin buradan dışlama. Kendin buradan soyutlama. Şey, fisko birliğine de sahip çıkıyor. Sahip çık. Göre de işte yukarıki yönetimde çalışıyor. Allah için çalışmamazlık değil. Enterke tesislerini çalıştıracaklar. Evet. Tesisler çalışır ederse bu şeyler de olursa çok iyi. Ha şimdi şunu da fisko birlik diyorlar. Niye marketçilik yapıyı, niye market açıyı diyorlar. Bakın şimdi, bugün büyük sanayiciler, Koç, Sabancı, Milli Eğitim Camii eğitimde var. Eğitimde var. Diğer sen söyle, araba şeyinde var, sanayisinde var, marketçilikte var. Ya fisko birlik bugün öz şeyi nedir? Fındık alıp fındık satmaktır. Bunun yanında da bir AŞ kurulmuştur.
Bu AŞ kendi çarkını döndürmek için Discount adı altında 150-200 metrekare market açıyor. Marketi çoğalır, hizmeti milletin, halkın ayağına götürmek istiyor. Bu da fiyatta rekabettir. Ben şunu söylemek isterim. Üreticilerimiz bizzat gitsin, bizim fiskomarlardan alışveriş etsin. Yarın bunlara, o hani derler ya, yarın sana elektrik, su olarak geri döner. İşte bu şeylerden birilen parayla da fiskobirlik ne yapar? 2012'de inşallah mübareğe girer, fındık parasını da öder. Hani derler ya, durmak yok, yola devam Allah'ın izniyle, kurum da yoluna devam eder. Ama kimin sayesinde? Üreticinin sayesinde dergine. Ya hatasız kul olmaz, hatasız insan olmaz. Yani bizi bağışlayın diyorsun üreticilere. Yani bizi üreticilere, evet. Ben şunu söyleyeyim. Cezanız yani, çok ama bilmiyorum bağışladılar mı. Yani bağışlıyorlar, yine de görüyorum ben, geliyorlar buraya, konuşuyoruz, ediyoruz. Allah razı olsun, bağışlıyorlar. Vallahi bağışlıyorlar. Koşun, bir de şunu söyleyeyim. Çok... Yağ ile ilgili ve şu kurum adına başkan olduktan sonra ilk ciddi olarak açıklamayı Karadeniz Bayrak Gazetesi'ne yapıyorum. Karadeniz Bayrak Gazetesi'ne yapıyorum. Onlara da başarılardan dolayı olur, teşekkür ediyorum. Katılınca burada yağ sanayinin adı burada devam ediyor. Siz yağı onlar mı üretiyor? Fiskobirlik adına mı yapıyorsunuz? Bir de burada çalışan kişiler maaşlarını siz mi veriyorsunuz? Bir beş kişi biz vermiyoruz. O Soya AŞ'den alıyorlar. Soya AŞ daha feshedilmedi. Evet. O isim devam ediyor. Peki o isim, o isim de biliyorsun genel kurul kararıyla Efet AŞ ile bir birleşme oldu. Hı. Önümüzdeki günlerde de herhalde şey edilecek. Yani bunun vergi tutumu var, bilmem neyi var. Birden fes olmuyor. Onun için oradaki arkadaşlar bu yağ konumunu takip ediyorlar. Evet.